bir Çin aşısı konusu var. Evet. Çin aşısına güveniyor musunuz? Gelirse yaptırır mısınız? Yaptırırım. Devletim güvenirse ben de güveniyorum. Devletimize güveniyoruz her konuda. Yani devletimiz getirmişse doğrudur. Yaptırırım aşıda, sıkıntı yok. Tesadüfe biraz önce bir arkadaşla bu konuyu konuştuk. Yani yetkili kişiler göz önünde herkesin görebileceği bir şekilde vururlarsa biz de mecbur vuracağız. Yetkili kişiler, işte bakanlar falan. Ama Alman aşısı bence daha güzel. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi güvenemiyoruz. Neden olduğunu büyüklerimiz açıklama yapmıyor, bir şey yapmıyor. Herkes kafasına göre aşı vurursa yarın kısırlaştırmayacakları veyahut da gençleri öldürmeyecek ne malum. Bilemiyoruz. Bilemediğimiz için de ben yaptırmak istemiyorum. Eğer devletimiz kendilerine yaptırır, bakarlar olumlu cevap veriyorsa biz halk olarak da yaptırırız. Neden yaptırmayalım? Ama şu anki güvenimiz yok. Devletim güvendikten sonra ben hayli hayli güvenirim. Ben her duyduğuma yok. Oradan buradan şu yok. Çin aşısı şöyle olur, Çin aşısı böyle olur. Bunlar safsata laflar. Devlet ki vurulun diyorsa vurulacak. Tek çaremiz, başka çaremiz var mı? Yok. Güvenmiyorum. Zaten bu hastalık Çin'den geldi. Kasıtlı olarak yapılan bir şey. Güvenmiyorum. Yaptırmayı da düşünmüyorum. Bence öyle. Ben hükümetimize de güveniyorum. Doktorlarımıza da güveniyorum. Hele ondan sonra bu Sağlık Bakanlığı'na daha çok güveniyorum. Hani gelen aşıları onlar da onu kabul ettikten sonra yahut da araştırmalarını yaptıktan sonra ben de haliyle kabul etmek mecburiyetindeyim. Kabul ederim ve de vurunurum. Doğrusu ben güvenmiyorum. Gelse de yaptırmam. Ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Artık yan etkileri, alerji hastalığı olanlar birine vurdu mu alerjisi varsa o adamı daha kötü eder. Yani ben vurmak istemem şahsen. Başkasını da bilmeyeyim, vurunsun. Bence kendi ülkemizin aşısı çıksa onu kullansak daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama tabii Çin'in aşısını da burada profesörlerimiz inceleyecektir illaki. Uygun bulunursa ve profesörlerin söylediği doğrultuda kullanmak gerekiyor, sağlık açısından önemli bence. Devlet demişse, Sağlık Bakanlığı demişse, güvenilir demişse güvenir oluruz. Yani yaptırırız. Yaptırırım. Sağlık Bakanlığı söylemişse, Sağlık Bakanlığı onaylamışsa yaptırırım ben. Niye güvenmeyeyim canım? Yani güvenilmeyecek bir şeydi ki bu, eğer ki bir çareyse yapılacak yani. Yapılmayacak diye bir kaide yok. O zaman yemek de yemeyelim. Yemeklere güvenmiyoruz, yemek de yemeyelim. Olmaz mı? Ben zaten yaptıramam çünkü ben Covid-19'u geçirdiğim için bana yok. Ama olsaydı yaptırırdım ben yine. Grip aşısı için de başta öyle söylediler. Dünyanın taşkalasını yaptılar. Ama sonra herkes yaptırıyor şimdi. 65 yaş üstü yaptırıyor. Ve daha hafif atlatıyorlar Covid-19'u. Vallahi güvenmiyorum kızım. Çin'e zaten bizi bu hale getiren Çin. Güvenmiyorum. Ha yetkililerimiz güveniyor, yaptırıyorlarsa yaptırırız, mecburuz, korkuyoruz. Çünkü... Siz de önce yetkililerin yaptırmasını mı istiyorsunuz? Evet. Longlar çalışıyor. İlk önce yetkililerin, bakan kocanın yaptırılmasını, ondan sonra biz insanların. Devletimize güveniyoruz. Bunlar hep şey, spekülasyon yani. Şimdi bir kadar dünyada insan tıp örgütü var, doktorlar var. O bilmiyor, sokaktaki adam Çin aşısı zararlı deyip, bu kesinlikle yanlış. Devlet bir şeye karar verdiyse, biz de uymak zorundayız. Tamam mı? Çin'i, gribi, bilmem Amerikan'ı, Türkiye'nin aşısı olmaz. İlaç ilaçtır. Buna çok sinirleniyorum yani. İlk gelirse de ben vuracağım. Halka da tavsiye ediyorum. Bunlar hepsi oyun.